Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır nefis bir elmalı turta tarifi vermek istiyorum. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle muhteşem bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen nasıl yapmışım tarifin detaylarına geçiyorum. Öncelikle elmalı iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için yaklaşık 4 tane orta boy kırmızı elmayı rendeleyelim. Sonrasında üzerine yarım çay bardağı toz şeker ve bir tatlı kaşığı da tarçın ilave edelim. Elmalar suyunu çekene kadar kavuralım. Yaklaşık 4-5 dakikayı buluyor. Ara ara karıştırarak suyunu tamamen çekmesini sağlayalım. Öncelikle bu elmalı harcı hazırlayıp tamamen soğuması gerekiyor. O yüzden ilk önce bunu hazırlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi elmalar suyunu tamamen çekti. Artık ocağın altını kapatıyorum ve kenara alıp soğumaya bırakıyorum. Ben de diğer tarafta hamurunu hazırlayacağım. Hamuru için oda sıcaklığında yumuşamış olan 125 gram katı yağını uygun bir yoğurma kabına alalım. Üzerine 1 adet yumurtanın tamamını ilave edelim. Yarım su bardağı toz şeker ekliyorum. 1 çay kaşığı da kabartma tozu ekledim. Ve elimi vurmadan bir spatula ile bütün malzemelerimi karıştırıyorum. Şimdi üzerine yavaş yavaş ununu ilave edip ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana kadar hamurumuzu yoğuracağız. Un miktarı yaklaşık 2,5 su bardağına yakın kullandım ama bu miktar aşağı yukarı değişkenlik gösterebilir. Unu her zaman söylediğim gibi yavaş yavaş eklemekte fayda var. İlk aşamada spatula ile karıştırıyorum. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra elimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Evet, yaklaşık 2,5 su bardağından biraz daha az olacak şekilde un takviyesi yaptım. Ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana dek yoğurdum. Hamurun kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde böyle kurabiye hamuruna benzeyecek. Çok fazla da un takviyesi yapmayalım. Hamurumuzu yoğurduktan sonra bir küçük parça ayırıyoruz ve kalan büyük olan parçayı iki tane yağlı kağıdın arasında merdane ile açıyoruz. O üzerine yapacağımız süsleme için kullanacağız küçük olan parçayı. Turtamızı hazırlayacağımız borcamda veya bir kalıp kullanacaksanız onun boyutuna gelecek kadar hamurumuzu açalım. Bu vermiş olduğum ölçüler yaklaşık böyle küçük yuvarlak borcama çok uygun oluyor. Dilerseniz bir tart kalıbı da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben böyle bir yuvarlak küçük boy bir borcam kullandım. Borcamın içerisinde katı yağ ile yağladım ve artık bu hamuru borcama yerleştirebilirim. Evet, yağlı kağıtla birlikte içerisine bu şekilde yerleştirelim. Ve kenarlarını da böyle kaldırarak açalım. Hafif hafif yırtılmalar olabilir, hiç problem değil. Onları elinizle tekrar düzelterek kamufle edebilirsiniz. Evet, bu taban kısımlarına da iyice yerleştirelim. Ve fazlalıklarını da elimizle alalım. Onları da yine üst kısmında tekrar diğer hamuru ayırmıştık. Onun üzerine ekleyerek üzerinin süslemesini de kullanacağız. Eğer böyle bir borcamınız yoksa kare borcamda da hazırlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Sadece borcam çok büyük olmasın. Dediğim gibi bu ölçüler küçük borcamlara uygun. Evet, şimdi orta kısmına hazırlamış olduğumuz ve tamamen soğutmuş olduğumuz elmalı iç harcımızı koyalım ve güzel bir şekilde yerleştirelim. Her yeri eşit olsun. Bir tarafı kalın, bir tarafı ince olmasın. Evet, artık bunu kenara alıyorum. Şimdi üzerinin süslemesini yapacağız. Kenarlardan parçaları da o hamurun üzerine ekledim ve elimle güzelce yuvarladıktan sonra yine aynı şekilde iki yağlı kağıdın arasında açıyorum.
İstediğim kalınlığa geldi. Şimdi bir tırtıklı kesme aparatınız varsa onunla ince ince şeritler olacak şekilde keselim. Eğer böyle bir aparatınız yoksa bir bıçakla da yapabilirsiniz tabii ki. Ama böyle bir aparatınız varsa hem görüntü olarak daha güzel olacaktır, hem de kesmesi daha rahat olacaktır. Ben bu şekilde süslemek istedim. Yani üzerini yapmak istedim ama sizler farklı kalıplar kullanabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet, şimdi kesmiş olduğum şeritleri hafif aralıklı olacak şekilde elmalı harcımızın üzerine yerleştiriyoruz. Evet, şimdi tam tersi olacak şekilde yine üst tarafına yerleştirmeye devam edelim. Bu şekilde görüntüsü inanılmaz güzel oluyor. Evet, şimdi kenar fazlalıkları da bir hamur kesme aparatıyla alıyorum. Pişmeden bile görüntüsü çok güzel oldu. Yapması da çok keyifli arkadaşlar. Mutlaka denemediyseniz denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, artık elmalı turtamız fırına girmek için hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarlı fırında turtamızı pişmeye bırakacağız. Benim fırınımda yaklaşık 40 dakikayı buldu. Ama bu süre herkesin fırınına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Üzerinin böyle hafif pembeleşmesi ve kıyır kıyır olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden pişme süresi aşağı yukarı değişkenlik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet, yaklaşık 40 dakika sonra elmalı turtamız çok güzel bir şekilde kızardı ve biraz dinlendi. Sonrasında kenarlarını böyle hafif hafif bıçakla kaldırarak ters çevirdim ve servis tabağıma alıyorum. İnanılmaz güzel oldu. Şekli de, lezzeti de. Umarım sizler de dener ve bu güzel tarifi memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Evet, biraz dinlendi turtam ve şimdi üzerine bolca pudra şekeri eridikten sonra sizler için bir de dilimleyip daha yakından göstermek istiyorum. Bu arada tarifte kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekliyor olacağım. Oraya da göz atmayı unutmayın lütfen. Evet, elmalı turtamızın son hali bu şekilde. Kıyır kıyır hamuruyla ve içindeki elmalı iç harcıyla muhteşem bir lezzet oldu. Umarım bu güzel tarifi dener ve memnun kalırsınız. Evet, sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer videomu faydalı buluyorsanız, arkadaşlarınıza da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hala kanalıma abone değilseniz, bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bunun gibi daha birbirinden güzel çay saati ikramları, turta tarifleri, kek tarifleri ve kurabiye tarifleri için kanalıma göz atmayı unutmayın lütfen. Eminim sizlerin de ilgisini çekecek ve işinize yarayacak birçok tarif bulacaksınız. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.